Bu ne lan? Oha, her yer çöp olmuş. Kim yaptı ki böyle bir şey? Ulan ben sizin, bu ne ya? Ay ben... Sen mi yaptın lan? Ha? Ne oldu? Sus be çocukları. Sizin var ya. Kim yaptı lan böyle bir şeyi? Ha? Ulan ben sizin. Geç Zeynep, geç geç. Geç içeri, geç geç. Geç. Bu ne ya? Bu ne? 1000 tane mesaj gelmiş. Bu ne arkadaş ya? Lan herkes öğrenmiş. Herkes. Abi, ulan nasıl iş yapıyor bunlar anlamadım ki. Sadece fotoğrafı da değil. Adı, sana her şeyini yazmışlar. Bir ayakkabı numarası kalmış yazmadıkları. Ya bilip bilmeden ne kadar kötüsünüz, bu ne ya? Ah benim kuzum, ah benim kuzum. Bu bebeklik fotoğrafını nasıl koymuşlar? Ay benim kuzum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kesin içeriden birileri bilgi sızdırdı ha. Yemin ediyorum bak. Vay benim yavrum. Ya dışarıya çıktığımda linç ederler bunlar benim çocuğumu. Nereye diyorlar ya? Ha? Kime diyor? Sıkıyorsa yapsınlar. Klavye delikanlıları. Anca yazsın onlar. Bak bir çıksın, yemin ediyorum var ya, 3 güne herkes unutmazsa ben de adam değilim ya. Yeter ki çıksın, bak gör. Yalnız bu kapıya çöp yığanlarla var ya, tek tek görüşeceğim. Hepsini o konteynerlara bindirip sirk maymunu gibi gezdirmezsem bana da Tuğrul demesinler. Görürsünüz siz. Görürsünüz şerefsizler. Bir kere sizin şimdi ele güne karşı dik durmanız lazım. Tamam mı? Çok iyi anlaşıyorsunuz. Çok ideal bir çiftsiniz. Evde kavga yok, gürültü yok. Çocuğunuzu çok seviyorsunuz. Çocuğunuzun bir dediğini iki etmiyorsunuz. En iyi okullarda okutuyorsunuz onu. Her istediğini yapıyorsunuz. Hakim şöyle bakacak size. Diyecek ki... Bunların çocuğunun katil olması mümkün değil diye düşünecek. Vay be Perma Canan. Yemin ediyorum var ya, avukat olacak kadınsın ha. Vallahi bak. Avukatlar 4 sene eğitim görüyor. Damat beyciğim. Benim. Oo, 35 senem geçti o adliye koridorlarında. Herkes beni Hakime Hanım zannederdi, biliyor musun? Ben kimseye Katibe Hanım olduğumu inandıramadım. Olmadığım biri gibi görmeyi o kadar iyi başarıyorsun ki gerçekten. Çok iyi ya. Çok iyi beceriyorsun. Efendim? Evet benim. Ulan başlayacağım bilmem neyinize ya. Sabahtan beri bu kaçıncı ya? Kim? Ne bileyim ben. Bilmem ne televizyonundan arıyorlarmış da Efe'nin babası ben miymişim? Daha önce de 2 tane gazeteci aradı. Röportaj falan yapmak istiyorlarmış. Ulan numarayı nereden buluyorlar ya? Sadece numaranı değil, evi de bulmuşlar. Nasıl ya? Kim? Çok yaklaşmadı oraya. Ah siktir. Ulan evi nereden buldu bunlar? Ne yapacağız şimdi? Ha? Ne kızıyorsunuz ayol? Çıkın konuşma yapın. Ya anne ne diyorsun sen ya? Oğlunuz katil mi diye soran insanlara röportaj mı verelim? Evet. Oğlum katil değil diyeceksin. Bu işte bir yanlışlık var. Oğlumu boşu boşuna karakolda tutuyorsunuz diyeceksin. Sosyal medyanın, internetin rüzgarını da tersine çevireceksin böylece. Mağduriyet her zaman kazanır kızım.
aşağıya bir atayım. Kızım, biz şunu giyelim de hazır bekleyelim. Al. Hadi. Turul, sen tek çıksan. Aa, olur mu kızım öyle şey ya? Asıl yıldız sensin. Acılı anne, değil mi? Tabii. Ha, hadi. Tiksiniyorum kendimden ya. Zeynep, Allah'ını seversen başlama yine ya. Kızım, hani bırakmıştın bunları? Yalan sayalan yeter ki oğlum dışarı çıksın diyordun. Bak, gömlekte yaptığın hatayı burada yapma ha. Lütfen doğru, ya. Doğru söylüyor kızım, doğru söylüyor ama. Ya siz ne kadar profesyonelsiniz. Sen daha Efe gerçekten yaptı mı yapmadı mı diye bile sormadın. Torununu sormadın ya. Ama iş rol kesmeye gelince maşallah. Hadi hadi, benimle uğraşmayı bırak da bekliyorlar. Hadi. Hadi. Hadi kalk artık. Tamam. Dur bir daha bir bakayım sana iyice şöyle bir saçına başına. Yapabiliyorsan biraz da ağla. Dik gözlerini böyle bir yere sabit. Bak. Hiç kirpiklerini kırpmadan öylece bak. Bak 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 bak. Bir süre sonra kendiliğinden gözyaşların akıverecek gözünden. Hadi Zeynep, hadi. Hadi gel. Bir dakika dur. Dün Efe'ye silah çekildi. 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 Merhabalar Tuğrul Bey, Zeynep Hanım. Kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi böyle alabilir miyiz? Gel aşkım. Kahve ister misin canım? Yok, istemez. Çıkacağım hemen. Bu işin böyle hal olmasına çok sevindim vallahi. Zaten Efe'nin bir şey yaptığına inanmamıştım da. Yavrum, saf mısın sen ya? Ben yapmadım diye yalan söylüyor çocuk. Anladı tabii içeride başına gelecekleri. Çark etti şimdi. Telefonun nerede ya? Ulan kesin yine bir şey oldu bak. Zeynep aramış, avukat da aramış. Bir sürü de mesaj atmışlar. Ne olmuş ya? Ha siktir. Efe tekrar itiraf etmiş. Tutuklamışlar çocuğu. Ulan Zeynep. Ulan Zeynep. Çocuğuma kek götüreceğim diye çıktı dün. Kim bilir ne anlattı yine ya. Senin ben gerizekalı kadın ya. Gerizekalı, yemin ediyorum. Ya çocuk yeniden itiraf ediyor. Sen yanında yoksun Nedim. Sen nasıl iş yapıyorsun ya? Benim Zeynep Hanım'ın emniyete gittiğinden haberim yok. Ya keşke haber verseydiniz. Çocuk itirafını geri çekince ben de biraz dinlenmek için eve gittim. İyi halt ettin. Ne olacak şimdi? Kaç yıl yatacak bu çocuk? Daha bir şey olduğu yok. Süreç yeni başladı. Hakim çocuğun cezai ehliyeti olduğuna hükmetmiş. O yüzden içeri aldılar. Daha sir hazırlanacak. Sir ne ya? Sosyal inceleme raporu. Bir uzman gelip çocuğun ailesine, sosyal çevresine falan bakacak. Eğer bu araştırma sırasında herhangi bir psikolojik rahatsızlıktan şüphelenirse bir akıl hastanesinde heyet karşısına çıkmasını önerebilir. Benim önerim bu süreçte çocuğun akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürmek. Hastaneye sevk edilirse millete en azından çocuğum hasta falan derim. Genetik falan diyorsun yani. Tamam ya. Tamam. Bunun üstüne gidelim. Çocuğa deli raporu aldıralım. Tamam. Peki. Heh. O iş bende. İyi. Sizinle konuşmak istediğim başka bir konu daha var. Ölen çocuğun ailesiyle ilgili. Ne olmuş ailesine? Şimdi siz ekranlara çıktınız ya. Onlar da çıkabilirler. Biliyorsunuz şunla bunla insanlar yargı üstünde bir baskı kurmaya çalışıyorlar.
Hani toplum vicdanını harekete geçirmek için bu önemli. Bunlar böyle bir şey düşünebilir mi ya? Görmedin mi herifi? Eziğin önünde gideni. Daha kötü ya Turul Bey. Ben biraz araştırdım. Bunlar fakir fukara insanlar. Televizyoncular sever bu tipleri. Eğer ekran karşısına çıkmayı akıl ederlerse işte o zaman yandık. Biliyorsunuz bizim millet gündüz programlarında böyle şeyleri pembe dizi izler gibi izliyor. O zaman da devamlı gündemde kalıyor tabii. Eğer çocuğa rapor almak istiyorsak bu ailenin ortalığa çıkıp duygu sömürüsü yapmasını engellemeliyiz. Sen şimdi kesenin ağzını biraz aç diyorsun yani. Yani. Kan parası gibi bir şey mi? Tabii biz o kelimeleri kullanmayacağız. Şimdi gurur yapacakları tutar ters teper. Siz bana bir bütçe belirleyin. Konuşma işini ben halledeyim. Oğlum ne bakıyorsun? Bak işine. Allah Allah, bu ne ya? Bu ne lan? Kim yaptı lan bunu? Hüsnü! Oğlum arabanın hali ne? Bilmiyorum abi. Başka işlerim vardı. Ulan bu da senin işin. Kim yaptı lan bunu? Ne bu yani, şaka mı şimdi? Allah, hop hop, yavaş, yavaş ya. Ne oluyor ya, herkes bugün bir tuhaf. Şimdi abi uyarıları iade ediyor. Çürük çıkmış. Ne çürüğü kardeşim sende? Saçma sapan konuşma. Bir daha da senden mal almayacakmış. Çocuk katilleriyle işimiz olmaz hop dedi bizim. Hop, çocuk katili falan ne biçim konuşuyor lan? Benim çocuğum hasta, tamam mı? Ne yaptığını bilmiyor. Ne yaptığını biz biliyoruz. Bizim de çoluğumuz çocuğumuz var. Ne yapayım lan çoluk çocuğum varsa? Bizimki ne? Çocuk değil mi? Hıyar. Alsın uyarlarını yere koysun dedi Şems abi. Senin var ya, ne biçim konuşuyorlar? Ha? Gel lan! Seni de Şems abin de... Lan ben seni bir yerde yakalayacağım da... Bundan sonra görürsün bak o hıyarları ne yapıyorum ben. Sen görürsün. Haftadır bekliyoruz. Bir çocuk babasından. Ha, biz siz eksiktiniz. Turul Bey. Çekil. Turul Bey. Turul Bey. Turul Bey. Turul Bey. Turul Bey. Konuşmayacağım kardeşim. Konuşmayacağım. Çekilin şuradan. Turul Bey. Emme gireceğim. Söylenler doğru mu? Turul Bey. Turul Bey. Açsana lan kapıyı. O halde neden tutuklandı Turul Bey? Bak bakıyor ya. Turul Bey. Lan açsana şu kapıyı. Mal mal bakıyorsun öyle. Etmeyecek misiniz? Turul Bey. Yapar mısınız? Turul Bey, bunu sana niye yapmış? Bir net ve açıklamam mı yapacağız? Turul Bey, bir açıklama bekliyoruz. Bak yemin ediyorum var ya, sinirimi sizden çıkarırım ha. Turul Bey, çekil. Çekil lan. Turul Bey. Turul Bey, bir açıklama yapmayacak mısınız? Malmış. Arkadaşım hadi siz de geçin şöyle ya. Geç kardeşim. Geri zekalılar ya. Oo, Turul Beyciğim. Teşrif ettiniz demek. Ben beklemiyordum sizi hiç ya. Bugün gelmezsiniz diye düşünüyordum. Ne olacak ki? Alt tarafı tek evladınız bugün cezaevine gidiyor. Zeynep bak, Allah'ını seversen. Zaten sinirlerim tepemde. Bak seninle de uğraşmak istemiyorum. Yoksa elimden bir kaza çıkacak bak. Ha, benim sinirlerim muhteşem zaten ya. Muhteşem benim sinirlerim. O zaman ben şeyi hiç sormayayım. Ben bugün cezaevinin kapısında tek başıma oğlumu bırakırken siz neredeydiniz diye sormayayım ben. Sorma zaten. Defol git başımdan. Ben bugün oğlumu cezaevine bıraktım ya, cezaevine. 5 kuruş para bırakamadım yanına. Bir don veremedim ya. Apar topar aldılar evladımı benim elimden. Sen neredeydin ya? Neredeydin? Senin daha ne... Dokunma bana! Bak, bak bana dokunma, senin var ya. Sen ne yaparsın ki bana? Sen bana artık ne yapabilirsin? Ulan benim itibarım 2 paralık olmuş. İtibarın? 5 kuruş etmeyen insanlar benim soyuma sokma küfrediyor. Sen burada dondan bahsediyorsun. Çocuk diyorsun lan. Senin kafan basmıyor mu Zeynep? Ha? Hala anlayamıyorsun değil mi? Sen anlayamıyorsun. Sen. Sen anlamıyorsun. Sen hala ne yaşadığımızı gerçekten anlamıyorsun. Sen anlamıyorsun ya. Benim çocuğum bugün cezaevine girdi. Benim niye çocuğum... Niye girdi? Ha niye girdi? Tekrar itiraf ettiği için. Ama ne hikmetse sen emniyete gittikten sonra oluyor bütün bunlar. Dürüst sen neyi oynadın değil mi yine?
Bak bana doğru söyle, sen mi itiraf ettirdin çocuğa yine? Sen ettirdin ya, sen! O ne demek lan? Gazetecilerin önünde çok güzel süper babayı oynadın. Yalanlar attın, izletmişler oğluma. Gözümün içine baka baka bu çocuk bana dedi ki, ben sizin gibi olmayacağım. Ben yalan söylemeyeceğim dedi. O beğenmediğin, o tuhaf dediğin, garip dediğin çocuk var ya, o dedi. Ben ömrümde bu kadar utandığımı hatırlamıyorum ya. Ben çocuğumun yüzüne bakamadım. Bakamadım, oğlumun yüzüne bakamadım ya. Salih abiler de bizden mal almayacakmış artık abi. Bu ne ya? Virüs gibi yayıldı. Ulan millete ne ahlaklı ne faziletliymiş arkadaş. Her türlü arsızlığı, namussuzluğu yapıyorlar. Böyle günlerde düşene tekme vurmak için sıraya giriyorlar. 200'lü lan, yemin ediyorum hepsi 200'lü. Sinirden karnım acıktı yemin ediyorum ya. Sen bana bir yemek söylesene. Pilav üstü döner. Duble olsun ama. Tamam, tamamdır abi. Hadi. Oğlum ne çalıyorsun kapıya? Helal mi burası? Gel. Ne oldu? Merhabalar Torul Bey. Hocam, kusura bakmayın ya, hoş geldiniz. Çocukla karıştırdım. Buyurun, buyurun. Buyurun, oturun. Sağ ol. Bir şey içer misin? Bir çay söyleyeyim. Ay yok, ben hiçbir şey almayayım. Zaten çok vaktim yok. Hemen sorularıma geçmek isterim. İyi, peki. Ben de yerime geçeyim o zaman. Bir şeyler içeriz hocam ya, ha? Hüsnü! Oğlum bize iki çay gönder oradan. Evet. Peki Zeynep Hanım'ın hamileliğini öğrendiğinizde nasıl hissettiniz? Vallahi bende yalan yok. İlk başta çok korktum. Hatta hazır olmadığımı falan söyledim. Siz isterseniz Zeynep'e de sorun, aynı cevabı verecektir size. Ama ne yalan söyleyeyim, sonra yavaş yavaş alıştım gerçekten baba olmaya bende. Bebeğin bakımına yardım ettiniz mi? E nasıl edeyim ki? İşlerden güçlerden fırsat kalmadı ki. Ama ben de oğluma iyi bir gelecek kurmak için gerçekten çok çalıştım. Çok şükür işlerimi büyüttüm, görüyorsunuz işte. Şimdi yanlış anlamayın da, açlıktan nefesimiz koksaydı ama ben evde bez değiştirseydim daha mı iyiydi yani? Efe ile olan ilişkinizi nasıl tarif edersiniz? Nasıl tarif ederim? Öf, ya malum erkek çocuğu, anneye daha düşkün oluyor tabii. Benden çekiniyor galiba. E baba dediğimiz şey biraz da otorite. Biz de babalarımızdan böyle gördük, ne yapalım yani? Ama ben öyle çok çekinecek bir adam da değilim ha. Onun gönlünü kazanmak için ben çok şey yaptım. Mesela? Ne yaptınız? Ya mesela şey yaptım ya. Köpek götürdüm. Bizim burada bir tane akbaş vardı, hamallarım baktı. Böyle saf, kangal. Heybetli de bir hayvan. Bu yavrulayınca eniklerden birini ona götürdüm ama... Bu hikayenin sonu çok iyi bitmiyordu ya. Bu, geçelim bunu bence. Pardon. Niye geçiyoruz? Ne oldu? Bak şimdi böyle hatırladıkça tüylerim diken diken oldu ya. Bu hayvanın ciyaklaması falan. Şu anki aklım olsa çocuğu o gün kolundan tutar doktora götürürdüm. Bir dakika, bir dakika Tuğrul Bey. Ne olduğunu bir anlatır mısınız lütfen? Ya. Hocam, Efe yavru köpekle birkaç gün geçirdi. Çok sevdim falan dedi. Biz de iyi dedik. Bizim evin bahçesini gördünüz. Normalde köpeği orada bir tane kulübe yaptık biz. Ama Efe alıp alıp odasına götürüyordu köpeği. Biz de çok seviyor diye düşündük. Karışmadık. Bir gün odasının yanından geçerken böyle içeriden garip sesler duydum. Böyle içeri girdiğimde, lan bir de ne göreyim ya? Efe kalemle köpeğe, ya şimdi böyle detaya da girmeyeyim de, resmen işkence yapıyordu köpeğe ya. Onu görür görmez hemen köpeği kurtardım çocuğun elinden. Lan sen günah yazma ya. Zeynep bunu da anlatmadı değil mi size? Anlatmaz tabii. Zeynep'e çocuğunun bir kusurunu kabul ettiremezsin ki. Zaten biraz da onun yüzünden ben çocuğu bunca zamandır doktora götüremedim ya.
Bak şimdi böyle düşününce bütün taşlar yerli yerine oturuyor ya. Çocuk resmen bende bir var diye bağırmış. Bu sesler falan da hep bu yüzden galiba. Ya çocuk gerçekten hastaymış ya. Sesler? Ya ses işte. Birileri benim kulağıma bir şeyler fısıldıyor gibi şeyler söylüyordu sürekli. Ya Zeynep'e söyleseniz bunu da yalanlayacak ama. Gerçek bu. Ah be Efe ya. Ah be ya. Gel gel. Murat bizim künefeleri de at, tamam mı? Tabii efendim. Naim abiye iki tane ama. Yok canım yok. Ben artık iki tane yemiyorum. Getir getir sen. Getir sen ya. Bakma sen ona. Vallahi Tuğrul, künefenin üstüne ekmek kadayıfı da koydursan, onun üstüne kaymak da koydursan benim fikrim değişmeyecek kardeşim. Sen en iyisi boşa masraf etme. Değişmesin abi, ne diyeyim ki yani. Senin canın sağ olsun. Bizim de kaderimiz buymuş işte, yapacak bir şey yok. Anamızın karnından esnaf odası başkanı olarak doğmadık ya. Olmayı veririz. Çekileceksin yani adaylıktan. Abi siz öyle diyorsanız yani ne yapayım ben? Boynum kıldan ince. Öyle değil mi? Vallahi Tuğrul, bu benim kendi şahsi fikrim değil ama herkes senin oğlanın yani biliyorsun nihayetinde küçücük bir çocuk öldü yani. Herkes bundan çok rahatsız. Haklı. Abi ben anlatıyorum herkese. Benim çocuk hasta diyorum ya. Yarın öbür gün raporları da çıkacak. %99 hastaneye sevk. Adnan abi bak. Senin çocuğun Allah korusun sakat da olsa. Yani bak Allah korusun ha. Ne yapacaksın abi? Öyle değil mi? Evlat bu ya. Ne yapabilirsin? Takdir-i ilahi deyip köşene çekileceksin, kabulleneceksin. Öyle değil mi? Ya bizimki de öyle. Çocuk kafadan sakat abi. Ha doğmadan milyon tane test mes yapıyorlar da bu meriti bulamıyorlar ki. Ne yapayım ben yani? Ölüsü olan bir gün, delisi olan her gün ağlar demişler. Doğru abi. Ben şu an bu durumdayım işte. Biz aile olarak bu durumdayız. Ya benim tonlarca malım kapının önünde çürüyor. Niye? Ha? Yok çocuk katili, yok bilmem ne. Ayıp ya. Kimse benden mal almıyor abi. Ya bak onlarca müşteri elini ayağını çekti. Niye? Benim suçum ne? Ya benim kredim var. Benim günü gelen çekim var. E ne yapacağım ben? Böyle giderse ben bittim ya. Doğru söylüyorsun Tuğrul. Ne diyeyim yani ya? Ama biz ne yapabiliriz ki? Yok abi estağfurullah yani ben sizden bir şey istemiyorum yani. Hakikaten böyle bir şey düşünmeyin de. Böyle siz de etrafınıza bir haber salsanız. Sizi burada severler, tanırlar. Yani Adnan abi mesela senin bu zincir marketlerle bağlantın var. Abi bizim durumu bir anlasan. Hani çocuğun hastalığından falan biraz bahsetsen onlara. Senin lafını dinlerler çünkü öyle değil mi abi? Allah doğru. İyi diyorsun, hoş diyorsun abi. Olaylar çok sıcak. Sen biraz daha dayan, biraz daha dişini sık. Hem dediğin gibi bu hastaneye bir götür çocuğu. Yani orada bir teşhisini koysunlar. Ha, ondan sonra benim söyleyecek lafım olur. Ama abi ben şimdiden seni savunursam benim affedersin topa koyarlar beni ya. Hayırlısı diyelim ya, hayırlısı diyelim. Ben seni nerede bulacağımı biliyorum. Sen niye öldürdün o çocuğu lan? Efe bana bak bana. Kaldır kafanı. Neyse. Ne olduysa oldu artık. Yapacak bir şey yok. Efe bak şimdi beni iyi dinle. Seni buradan kurtarmamız için benim dediklerimi yapacaksın tamam mı? Adım adım gideceğiz. Senin önce hastaneye çıkman gerekiyor. Bu yanında dolanan bir tane kadın var ya, neydi o senin? Pedagog mudur nedir? Buna o karar veriyormuş. Eğer senin için hasta olabilir derse sen buradan raporunu alıyorsun, çıkıyorsun. Sen önce bir hastaneye kapağı at. Birkaç sene sonra oradan da çıkaracağız seni. Tamam mı? Sen beni dinliyor musun Efe? İyi güzel. Bak şimdi. Şunu yapıyorsun. O kadın geldiğinde sesler duyduğunu falan söyleyeceksin. Tamam mı?
Ne ses? Ses işte lan. Ya senin kulağına işte birileri bir şeyler fısıldadı. Git o çocuğu öldür dedi. Yani senin kafan yerinde değil. Delisin sen, deli. Eğer başka doktorların karşısına çıkarırlarsa da aynen bunları söylüyorsun. Bak bir de geceleri böyle koğuşta bağır çağır ama yüksek sesle. Çığlıklar falan at. Ya senin bu oynadığın oyunlarda var ya, neydi bu, zombiler midir nedir? İşte onlar gibi ya, böyle sağa sola saldırıyorlar ya manyak gibi. Aynen onlar gibi davranacaksın. Yapamam ben öyle bir şey. Niye lan? Oğlum, yapılmayacak bir şey değil ki bu. Basit bir şey. Ama yalan söylemek bu. Lan ne yalanı? Efe yalan falan değil oğlum bu. Yok öyle bir şey. Bak senin bunu yapman gerekiyor. Yoksa bütün hayatın çöpe gidecek. Çok pişman olacaksın Efe bak. Hem bunu yalan olarak düşünme. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bazı durumlarda yalan söylemek günah da değil ha. Yemin ediyorum. Nasıl? Mesela savaşlarda bak düşmanı kandırmak için yalan söyleyebilirsin. Serbest. Benim düşmanım kim? Burası oğlum. Senin düşmanın burası. Bu dört duvar. Hem senin kapalı alan korkun yok mu? Bak eğer burada kalmaya devam edersen zaten yavaş yavaş delireceksin ya. Ama hastaneye çıkarsan rahat edersin. Geniş geniş odalarda otel gibi takılacaksın böyle. Bak sana söz veriyorum. En konforlu hastaneye sevk edilmeni sağlarım. Eğer yapmazsam adam değilim. Oğlum bak dışarıda işler hiç iyi değil. Ya bak babana yardımcı ol ya. Ben senden bir şey istemiyorum ki. Küçücük bir şey ya, küçücük. Sadece o kadına sesler duyduğunu söyleyeceksin. Şeytan senin kulağına fısıldadı. Git o çocuğu öldür dedi. Bu bitti. Tamam mı oğlum? Efe'yi görmeye gittim bugün. Nasıl? Savcılık izin vermedi demiştin. Cezaevine gittim. Müdüre çıktım, yalvardım, yakardım, yarım saat izin verdi. Efe her şeyi anlattı bana. Ne anlattı? Ne konuştuysanız onu anlattı. Sen niye bana yalan söyledin? Sadece oğlumla konuşmaya gittim dedin bana. Ulan sen niye ortalığı karıştırdın yine? Ha? Biz ne güzel çocukla oturduk, anlaştık. Sesler duyuyorum falan diyecekti. Ulan Zeynep inşallah yine vazgeçirmemişsindir. Ben biliyordum bunu biliyor musun? Ben resmen bunu hissettim. Bir de... Vay! Sen bana olta mı attın şimdi? Sen oğluna deli taktiğimi yaptırdın. Yaptın mı bunu? Allah senin bin türlü belanı versin be. Ya insanın bir sınırı olur ya. Bir kırmızı çizgisi olur insanın. Sen ne biçim bir adamsın ya? Sen ne kadar izansız, ahlaksız bir herifsin. Ben senden tiksiniyorum Zeynep, ya. Senden Zeynep bak. Gerçekten ben tiksiniyorum. Senin Allah bin türlü belanı versin. Zeynep! Sakın ha. Bak Zeynep sakın bu işe burnunu sokma. Tamam mı? Heyet gününe kadar o çocukla konuşmayacaksın. Bak seni son kez uyarıyorum. Sabrım tükeniyor ona göre. Tamam abi. O zaman ben yazıyorum sana 300 kilo. Abi gözünü seveyim ya. Sen niye dinliyorsun ki onları? Ya bırak, bırak boş ver. Ne derlerse desinler. Bak ben sana anlatıyorum. Bak bu kardeşini dinle. Yemin ediyorum çocuk hasta ya. Vallahi hasta. Hayır Allah zaten vermiş bana bir dert. Kulları bana niye düşman oluyor onu anlamıyorum. Allah Allah. Evet abi evet evet. Bak heyet bugün toplandı. Hah bak bak avukat da geldi. Kesin karar resmileşti. Verdiler raporu. Abi ben arayayım mı seni birazdan ya?
Eyvallah. Nasıl oldu bu iş Nedim? Vallahi heyetten çıkan sonuç bu Turul Bey. Akıl hastalığı olmadığına karar vermişler, cezaevine giriyor. Nasıl ya? Deli mi lan bunlar? Ulan normal bir çocuk böyle bir şey yapar mı arkadaş? Ya aslında böyle bir şey yapması için illa ki... Allah kahretsin ya. Bittim a**ım ya. Yemin ediyorum bittim ben. Ha çocuk raporu alacak dedim ben herkese. Ne olacak şimdi? Bak bak bak. Zar zor bağladığım müşteriler de kaçacak. A**ım ben böyle işi. Neydi o kadın? Pedagog mudur nedir? O kadar hikaye anlattık. İşe yaramadı mı? Çocuğun işkence yaptığını söyledik köpeğe. Dedesinin deli olduğunu söyledik. Ne oldu? Ulan böyle bir şey olmasa bile... Var çocukta bir anormallik işte. Sevk etsene hastaneye. Of. Şey dememişim bu ya heyette. Kulağıma şeytan fısıldıyor falan dememiş mi? Ya bilmiyorum. Raporlara bakacağım ben. Ne olacak şimdi peki? İtiraz falan edemiyor muyuz? Bakın Turul Bey. Ben bütün muayene sonuçlarını tek tek inceleyeceğim. Eksik ya da yoruma açık herhangi bir yer varsa itiraz edebiliriz. Yoksa yeni bir yol haritası çizmemiz lazım. Aslında tutuksuz yargılanması için başvurabiliriz ama ben acele etmek istemiyorum. Niye? Birkaç sağlam gerekçe sunabilirsek daha etkili olur. Yani yoksa bu şekliyle kabul edilmeyecek muhtemelen. Hani içerinin koşulları, çocuğun psikolojik durumu falan gibi. Ben bir raporlara bakayım da. Vallahi ne yapıyorsan elini çabuk tut dedim. Bak bıçak kemiğe dayandı ona göre. Zeynep. Kızım ne yapıyorsun arabada? Allah'ım ya. Şişt. Yuh terlikle mi çıktın dışarıya? Sen iyice kafayı yedin ha. Zeynep sana söylüyorum ya. Ne oldu? Ne? İyice delirdi ha. Heyetten ne karar çıktı biliyor musun Zeynep? Aferin sana ya. Vallahi bravo. Bak, oğlun deli değilmiş. Babası gibi yalancı da değilmiş. Bana söyle, bana. Ağzının içine konuşma. Ne diyorsun sen? Oğlumu yalanlarında kandıramadın diyorum. Allah Allah. Nereden biliyorsun? Belki çocuk hikayeyi anlattı ama doktorlara inandıramadı. Anlatmadı. Ben oğlumu çok iyi tanıyorum çünkü. Tabii tabii. Mektupta da öyle yazdım zaten ona. Sen olmaya devam et oğlum dedim. Bir dakika, bir dakika lan ne mektubu? Efe'ye gönderdiğim mektup. Babanın yalanlarına inanma dediğim mektup. Asıl şeytan senin babandır dediğim mektup. Sen ciddi misin Zeynep yoksa benimle mı geçiyorsun lan? Sen gerçekten mektup mu yolladın içeriye? Yolladım. Gerçekten içeriye mektup yolladım. Ulan Allah'ım sen bana... Ulan ya ben katil olacağım Zeynep. Ya katil olacağım. Ne yapacağım lan ben seninle? He? Ben artık sana dayanamıyorum. Ben de sana dayanamıyorum. Yüzünü görmeye tahammülüm yok ya. Nefret ediyorum senden, nefret. Ben de senden nefret ediyorum. Tiksiniyorum senden. Seni görünce midem bulanıyor Zeynep. Ben seni görünce tamam. Ölmek istiyorum. Kendimi bir köprüden aşağı atmamak için o kadar zor tutuyorum ki. Hayattan soğuttun beni be. Tamam ulan. Bitsin o zaman. Zaten bitti. Yok yok. Yok öyle değil. Bayağı gidelim ciddi ciddi imzamızı atalım boşanalım. Herkes kendi yoluna Zeynep. Peki tamam. Tamam. Tamam peki o zaman. Ne yapıyoruz şimdi? Neyi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz yani ben iş resmileşene kadar bir otele falan gideyim. Yok ya sen nereye gidiyorsun? Hep diyorsun ya ultra lüks evim var diye kal evinde sen. Ben çekip giderim buradan. İyi benim de canıma minnet defol git o zaman. Allah'ım. Ben diyorum zaten bu işte bir terslik var ya. Meğer mektup yollamış. Oh be. Bak biz var ya yıllardır bunu yapamadık işte ya. Neyi? Bunu işte ya böyle mal gibi oturmayı. Sessiz, sakin. Zeynep'le sessizce oturup bir şeyden zevk alamazsın ki. Keyif yapamazsın hayatta.
Vır 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 vır. Yok Efe şöyle yaptı, yok Efe ne yaptı? Ha bunu niye buraya koydun lan? Yeri burası işte, buraya koyacağım. Başka nereye koyayım ki? Ya karı kocayız diye sürekli konuşmak zorunda mıyız biz ya? Evlilik dediğin şey var ya, bu tartışma programları gibi bir şey. Vallahi. Ya tamam. Bırak artık Zeynep'i falan. Keyfimize bakalım. Doydun mu? Biraz kanepeye falan mı geçsek, rahatlasak? Olur. Tuğrul. Hı. Bu akşam sana bütün sıkıntılarını unutturacağım. Diyorsun. Zeynep'i olanları sileceğim o hafızı. Kim şimdi bu saatte ya? Kapıcıdır. Çöp almaya gelmiştir. Dur. Geliyorum. Açmasak mı şimdi? Ya dur geleceğim. Geliyorum İbrahim abi. Işıl benim Zeynep. Zeynep. Bizim Zeynep mi? Zeynep. Ya dur Işıl aç. Ulan. Zeynep'ciğim. Bir saniye geliyorum, üstümü giyiniyorum. Tamam tamam bekliyorum ben. Ne yapacaksın? Açma açma. Sen açma, ne yapayım Tuğrul, kız kapıda. Tamam tamam git aç, işim var da gönder hadi. Ya, Allah'ını seversen ayıp hadi. Ayıp Tuğrul, kaç yıllık arkadaşım, nasıl göndereyim? Allah Allah, kocasıyla yatınca ayıp değil, kapıyı açmayınca mı ayıp, hadi. Pisleşme Tuğrul. Gir odaya gir. Çıkma, çıkma. Sen de çaktın. Hoş geldin canım. Cebinden aradım, kapalıydı. Ben de bir kapıya geleyim, şansımı deneyeyim dedim. Tuhaf görünüyor biliyorum, böyle bavulla. Kusura bakma, ben duşa girecektim. Üstümü falan çıkarmıştım, yetişemedim. Gel içeri lütfen. Sen kusura bakma, esas selamsız, sabahsız. Yani gerçekten çok sıra dışı şeyler yaşadım. Yoksa yani... Ne oldu Zeynep? Bavul falan. Anlatacağım şimdi, anlatacağım. Ben sana bir terlik vereyim. Geç canım sen, geç. Geç sen içeri. Ay çok özür dilerim, senin misafirin varmış. Bulut getirdi, bak hemen ararım, gelip alır beni. Ha şey, işi çıktı gitti sen gelmeden. Yok misafirim yok, geç içeri sen. Emin misin? Eminim, gerçekten geç. Geç canım. Tuğrul'la ayrıldık. Öyle mi? Çok üzüldüm. Yok ya, ne üzülüyorsun? Bitmişti gitmişti zaten. Ben pat diye geldim, kusura bakma. Birkaç gün kalabilir miyim sende? Kafamı toplayınca... Tabii ki kalabilirsin. İyi ki geldin hatta. Zeynep'ciğim ne yapalım biliyor musun? Sen şimdi bir duşa gir, rahatla. Sonra biz burada oturup sabaha kadar dertleşelim seninle. Ne dersin? Vallahi böyle bir teklife hayır demem şu an. Değil mi? Çok iyi gelir. Hadi gel. Hadi gir o zaman. Işıl çok teşekkür ederim sana. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Rica ederim. Sen geç. Tamam. Bir havlu da getiriyorum ben hemen sana şimdi. Bir şey söyleyeceğim. Anası gibi her şeyi abartır. Bak dediği hiçbir şeye inanma, tamam mı? Allah aşkına sus ya. Çık. Ben bir şey unutmadım.